Saatlerimiz 15.00'ı gösteriyor. Cengiz Orhonlu, Kelebekler Özgürdür parçasıyla bizlerle olacak demiştik. Sözü daha çok uzatmadan kendisine bizimle olduğu için tekrardan teşekkür ederek sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Sizinle sohbet ettikten sonra daha iyi olacağız umarım. Ben isterseniz sorularıma geçeyim. Olur tabii. Sizin de oyununuz vardı sanırım. Çok bölmeyeyim oyununuzu. Esasında oyunumuz vardı, indik oyundan. O güzel, çok güzel. Tiyatro gerçekten benim ilgi duyduğum bir dal. Ne kadar güzel. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani Cengiz Orhonlu kimdir diyelim. Cengiz Orhonlu kimdir? Ben sahne tozunu böyle çok erken yaşta yutma şansına erişmiş biri olarak böyle 4. sınıfta ilk defa sahneye çıkıp sonra çok sevip hiç bırakamadım. 2008 senesinden beri de profesyonel olarak yapıyorum. Müzikallerle başladım. Önce çocuk müzikalleriyle işte Peter Pan, Aslan Kral falan gibi. Sonra Amerika'ya gidip orada bir tiyatro üzerine eğitim aldıktan sonra da Gayrettepe'de tiyatromuzu açtık. Döndüm Amerika'dan. 2015 Aralık'tan beri de İstanbul Gayrettepe'de kaç sahnede oyunlarımızı çıkarmaya devam ediyoruz. Bu tanışmamıza vesile olan şarkı da Kelebekler Özgürdür adlı bu seneki yeni oyunumuzun müziği aslında. Yani oyunun müziği olarak yaptığımız bir şarkı. Sonra da bu Eleanor Plak'taki Muhteşem Candan tarafından çok beğenilince, Muhteşem abi bize çıkın bu şarkıyı yapalım bunu deyince, sahiplenince şarkıyı da çıkmış olduk. Sonra da madem yapıyoruz, klip de çekelim dedik. Klip de çektik, klibimiz de olmuş oldu bir tane. Böyle bir yola çıkmış olduk. Evet, gerçekten çok aslında başarılı bir single olmuş. Ve şöyle bir şey okumuştum ben. Sürprizlerle dolu bir parça. Ve araştırınca gerçekten daha ne olabilir ki dediğim anda bir sürpriz daha çıktı parçadan. Mesela Kamuran Akkor'la düet yaptınız. Ve Kamuran Akkor'un torunu olduğunuzu öğrendim. Evet, doğru. Gerçekten Kamuran Akkor da uzun süren bir sessizliği rock müzikle bozdu. Bunu da ilk defa seslendirdi diye biliyorum. Rock müzik mi? Evet, evet. Doğru. Rock müziği ilk defa torunuyla yani sizinle yaptı. Dışında, evet, doğru. Peki söz müzik ve aranjesi hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Cem Emeloğlu besteledi şarkıyı. O da kök nekropsi gibi gruplardan bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz bir abimiz. Onun masteringi, onun sözleri dediğim gibi oyun şarkısı olarak başladı. Biz yani şarkının şeyi, oyun içerisindeki dramatürjik olarak yeri bir çocuğun sıkışmışlık içerisinde kendi özgürlüğünü bulmak adına yazdığı ve yazma yolunda olduğu, oyun içerisinde yazdığı, başından geçenlerle işte bir kızla tanışıyor, sonra annesi geliyor, inişli çıkışlı bir sürü bir şeyler oluyor. Onların üzerine çıkardığı ve oyunun en sonunda patlayan bir şarkı. Onu o şekilde yaptık. Çalışması da çok keyifli biriydi. Çok da güzel bir son çıktı. Herkesten çok olumlu yorumlar, çok iyi tepkiler aldık. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii. Peki turne tarzı bir şeyler düşünüyor musunuz? Turne tabii ki düşünüyoruz. Şimdi daha oyunumuz yeni olduğu için kendi tiyatromuzda ağırlıklı oynuyoruz. Fakat turne zamanı da yakında yani geliyordur. O konularla ben ilk olarak ilgilenmediğim için bana da sürpriz oluyor. Şuraya gidiyoruz diyorlar. Ben mutlu oluyorum. Mesela deseler ki oralara gideceğiz, ben de gitmek isterim. İzmir'e gelirseniz gerçekten büyük bir keyifle. Çok istiyorum. Çok içimde kalmış bir şey. Gerçekten gelip Çiğdem Çitli'yim. Aslanacak'ta. Biz de seve seve sizi misafirimiz edebiliriz, ağırlayabiliriz. Radyo His ailesi olarak. Çiğdem'i kitleyebiliriz. Yani öyle bir turne olduğunda oraya geldiğimizde geliriz bu sene. Kesin diye düşünüyorum. Ayarlarız onu. Belki yani programın devamını da orada stüdyoda yaparız falan. Güzel olur. Her zaman kapımız açık sizlere. Parçanın içinde rap müzik de var. Ve sürprizler bununla bitmiyor.
Klipte müzik grubu olarak gördüğümüz kişiler de bu oyunun oyuncuları, değil mi? Doğru, doğrudur. Klipte Özge İnce ve Ümit İrfan oyunumuzdaki diğer oyuncular Kamuran Akkor ve benimle birlikte onlar bas gitarı ve davul çalıyorlar. Süpervizörümüz ve kaç tane genel sanat yönetmeni Onur Şenay da elektrik gitar çalıyor. Gerçekten çok hoş bir şey olmuş. Yani klip ayrı, şarkı ayrı, Çok sağ süreci çok ayrı. Harika bir çalışma olmuş ki ben de sürekli iş yerimde ya da evde dinliyorum yani sıkılmadan. Seve seve. ol. Ha, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Umarım Gerçekten. oyunu da izlediğinizde oyunu da beğenirsiniz bence. Umarım bir gün izleme fırsatını elime geçiririm. Şimdi buradan dinleyicilerinize bir mesaj, bir ileti göndermek ister misiniz? Oyunumuza bekleriz. Zaten aslında bakarsanız iletmek istediğimiz çoğu şeyi oyunumuzun içerisinde iletiyoruz. O yüzden ben buradan sadece genel bir davet ile buyurun tiyatromuza konuk olun, oyunumuza gelin, sonrasında oturalım, üzerine konuşalım. Veya biz turneye gelelim, biz size gelelim. O da bizi daha çok mutlu eder. Gelmişken bakarsın İzmir'e yerleşir kalırım, bırakırım. Artık oyuna da yeni birini bulurlar abi. Gerçekten çok güzel. Nasıl? Havalar güzel değil mi orada? Buralar çok soğuk bu ara. Buralar biraz dengesiz aslında havalar. Aa, Yani niye? şu an güneş var ama bir saat sonra soğuktan dışarı çıkamıyoruz. Çok dengesiz bir İzmir havası bu yıl. Olsun, Bakalım. olsun. En azından arada güneş varmış. Evet. En azından O da bir güneşimiz şey. var. Şimdi parçanızı dinleyelim. Sizin anonsunuzla dinleyelim. Benim anonsum da tamamdır. Evet. Okey. O zaman ediyorum anonsumuzu. Tabii. Tamamdır. O zaman devamı için de size iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür öncelikle. ederim. Bizimle olduğunuz Çok. için gerçekten çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok da memnun oldum. Görüşmek üzere de aynı zamanda. O zaman şarkı anons ediyorum efendim. Tabii ki bekliyoruz. Tamamdır. O zaman Tiyatro Şenay'ın Kastane'nin yeni oyunu Kelebekler Özgürdür'ün single'ı Kelebekler Özgürdür, Kamuran Akkor ve Cengiz Orhonlu'dan sizler